English Path Greenford kampüsüne giriş yaptık. Burada kartınızı okutarak girmeniz gerekiyor. Her öğrenciye bir kart veriliyor. Sınıflarınız, geri kalan ihtiyacınız olan her şey yukarıda. İleride solda bir kütüphane var. Aynı zamanda şurada bir Starbucks var sosyalleşmeniz için. Greenford kampüsünde bu köprü geçişlerini kullanarak diğer bloklara geçebilirsiniz. Her bloğun girişinde şu şekilde hangi sınıfa gittiğini anlatan göstergeler bulunuyor. Kaybolmanız pek kolay değil. Merhaba, ben Kübra. 9 Ekim itibariyle İngiliz 5'te eğitim almaya başladım. O günden beri hala eğitim alıyorum. Ben çok eleyen, tık dökken bir insanım. Çok araştırdım. Böyle saygın, çok bilinen, popüler acentalarla da görüştüm. Onlardan da fiyat aldım. Lemon Akademi'den de fiyat aldım. Lemon'la giden öğrencilere de yazdım. Bana da yazılıyor mesela. Onlara da cevap veriyorum. Bu şekilde daha sonra Lemon'la birleşme kararı aldım. Daha böyle bana sıcak geldi. 10 üzerinden 11. Benim hiçbir sıkıntım olmadı sağ olsunlar. Süreçle ilgili. Bana verdikleri tarihlerde beni aradılar. İlgili evraklar olsun, yardımcı oldular. Hiçbir şey için ben onlardan hani şu an anlamda beni tatmin edemediler diyemem. O yüzden çok memnunum Lemon'dan. Tavsiye de ediyorum arkadaşlarım. Geldiğimde A2'deydim. Şu anda B1'deyim. Öğretmenim memnun olduğunu söylüyor. Yani yakın bir tarihte B1 Plus'a geçeceğim. Kesinlikle geliştiğimi düşünüyorum. Bunu da şöyle fark ettim diyebilirim. Benim ev arkadaşlarımın tamamı yabancı. Bir tanesi Çinli, bir tanesi Hırvat, bir tanesi Hintli. Evde sürekli akşamları olsun beraber vakit geçirmeyi seviyoruz. Dışarıya da hafta sonları çıkıyoruz. İlk geldiğimde onlarla iletişim kuramıyordum. Türk bir arkadaşım vardı ilk zaman. O mesela böyle çok beni çeviriyordu. Ama şimdi öyle değil. O Türk kız da gitti. Ben derdimi anlatabiliyorum. Onlar anlattığında da ben onları anlayabiliyorum. Şu an o noktadayız. Daha B1'deyim ki ben C2'ye kadar level satın almıştım. Süreç ilerliyor. Tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yani ben zaten speaking olsun, pratik olsun diye İngiltere'yi seçtim. Başka bir ülkede dil eğitimi almayı seçtim. Türkiye'de de alabilirdim. İşime gidip gelebilirdim, devam edebilirdim, bunu yapabilirdim ama bir yere varmayacağını biliyordum. Çünkü bu İngilizce öğrenmek şey, dil öğrenmek yani genel olarak bir şeye fokuslanmak gerekiyor. Bir yandan işin git, bir yandan kursuna git. Olmuyor. Tamamen buna odaklanmak istedim ve speaking daha çok hayatımda yer edinsin diye yurt dışında eğitim almaya karar verdim. Konaklamayı ben kendim seçtim. Okulla bir yol izlemedim. O yüzden evim bir tık uzak ama merkeze çok yakın. Evimden çok memnunum. Bayan paylaşımında bir evde kalıyorum. Burada genellikle evler ya aile yanı seçmen gerekiyor ya da karışık. Kadın erkek ya da işte evli çiftler falan da olabiliyor. Biraz bana rahat duygu hissettirmeyeceği için ben de bayan paylaşımında bir ev bulmuştum. Şu an oradayım ve çok memnunum. Kendim yapıyorum. Bizim mutfağımız var zaten. Ben ekstra yemek yapmayı seven ve yedirmeyi seven bir insan olduğum için sürekli yemek yapıyorum. Sürekli market alışverişi yapıyorum. Ortalama maliyet benim mutfak maliyetim. Ortalama haftalık 30 pound'ın üstüne çıkmıyorum. Gün içinde 10 pound da harcayabilirsin, 100 pound da harcayabilirsin. Bu senin tamamen yaşam tarzına alakalı. Zaten bizim okulumuz pazartesinden cumaya her gün öğleden sonra bir aktivite düzenliyor. Bir aktivite lideriyle birlikte. Görmek istediğin bir yer varsa haftalık check ediyorsun. Gitmek istediğin bir yer varsa liste ismini yazabilirsin ve onlarla oraya gidebilirsin. Ya da kendi bir plan oluşturup gidebilirsin. Ben zaten gitmek istediğim bir yer olursa grupla gidiyorum. Ya da görmek istediğim bir şey olursa hemen kaydediyorum ve ev arkadaşlarımla falan ziyaret ediyorum. Sürekli bir yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak uzun dönem bir öğrenci de olsam yine de zaman kısıtlı. Görmek istediğim yerleri kaydediyorum ve ziyaret ediyorum. Bir, çok hoşuma gidiyor gerçekten. Çok bilinçliler. Sürdürülebilirlik anlamında da çöplerin olsun evin içinde ayrıştırılması ve işe bisikletle gidebilen hani böyle takım elbiseli üst düzey insanları görmek çok hoşuma gidiyor. Bu bir. İkincisi takeaway muhabbeti. Hani biz bir Türk olarak bir mekana gittiğimizde önce bir oturacak yer var mı diye bir bakarız. Yoksa orada vazgeçeriz. Başka bir yerlere bakarız. Burada öyle bir şansın olmuyor. Çok az oturma alanı var. Genelde İngilizler ayakla takılmayı ya da takeaway alıp gitmeyi seviyor. O biraz garip gelmişti. Üçüncüsü de burada 7'den 77'ye gerçekten insanlar gün içinde bir yerden bir yere gidecekse işe, okula, herhangi bir yere evden yanında öğlen atıştırabilmek, yemek için bir şeyler hazırlayıp götürüyor. Bu bilinç çok yaygın. Asla israf yok. Gerçekten beni çok etkiledi. Bana en garip gelen şeylerden bir tanesi homeless, evsizler. Denizli gibi küçük bir yerde yaşadığım için herhalde bir de çok gördüğüm, çok aşikar olduğum bir şey değildi. Burada çok 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 fazla, çok yaygın. Sokakta yatmaları, hatta kamp kurmuş noktaya gelmiş olmaları çok garip geliyor bana. Ama asla şey diyemem hani böyle ürkütücü bir yanları yok yani. Özellikle kadınsan sana asla bulaşmıyor. Yani bir şey diyorsa bile çok böyle mesafeli uzaktan yani başına geleceği çok iyi biliyor. O anlamda tedirgin olmuyorum. Geciktirmeyin, ertelemeyin. Hayatımda aldığım en iyi karar bence buydu. Herkese English Path Dil Okulları'ndan merhabalar. Bugün Lemon Akademi'yi Londra kampüsümüzde ağırlıyoruz. Bu kamp
kampüsümüz 16 yaş üzeri öğrencileri ağırlamakta. Londra'da 2 tane kampüsümüz bulunmakta. Şimdiki olduğumuz kampüs ve Canary Wharf kampüsü. Canary Wharf kampüsümüzün özelliği de 30 yaş üstü öğrencileri ağırlamaktayız. Toplamda English Path dil okullarının 9 tane kampüsü bulunmakta. Bu 9 kampüsün 5'i İngiltere'de bulunuyor. Şehirleri sağlamak istersek Londra'da 2 kampüsümüz, Birmingham, Manchester, Leeds şehirlerinde de kampüslerimiz bulunmakta. Fakat work and study isteyen öğrencilerimiz için, yani hem çalışıp hem de İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerimiz için de Malta, Dubai ve İrlanda opsiyonlarımız mevcut. Zaten Londra'yı biliyoruz, bir dünya markası. Fakat İngiltere Londra'dan ibaret değil. Birmingham, Manchester, Leeds şehirlerimizde de birçok Türk öğrencilerimiz mevcut. Peki neden Leeds diyebilirsiniz? Bir kere Leeds'de İngiliz popülasyon daha çok Londra'dan. Londra daha çok farklı kültürlerden, farklı ırklardan insanlar bulunmakta. Leeds'de daha çok İngiliz bulunuyor. Yani İngilizceyi daha çok duyabileceğiniz bir şehir. Çok şirin, insanlar çok sıcakkanlı. Londra'ya göre daha uygun tabii ki de yaşam giderleri. Ayrıca çok da tarihi bir şehir Leeds. Bunu da altını çizeyim. Manchester büyük bir şehir. Hatta ben gittiğimde Londra'ya çok benzettim Manchester'ı. Oradaki okulumuz da çok güzel. Yine GBS'le aynı kampüste öğrencilerimiz eğitim alabiliyor. Yani dil öğrenen ve üniversite eğitimi gören öğrenciler aynı kampüste yer alıyor. Onun dışında Birmingham'da zaten İngiltere'nin ya ikinci veya üçüncü büyük şehri. Londra'ya çok yakın trenle. Çok uzun sürmüyor. O yüzden hafta sonları Londra'da gelebilirsiniz. Yani İngiltere Londra'nın ibaret değil. Fakat Londra gerçekten güzel bir tercih aynı zamanda. Peki bu kadar dil okulu varken neden English Path diyebilirsiniz? 9 tane okulumuz çok farklı yerlerde. Kanada'ya gitmek isterseniz Kanada'da okulumuz var. İrlanda'ya gitmek isterseniz İrlanda'da okulumuz var. Bence en iyi özelliğimiz English Path olarak kampüslerimiz üniversite kampüsü gibi. Üniversite tarzı kampüslerde eğitim veriyoruz. Peki neden Dubai diye soralım kendimize. Birincisi güzel havası. Yani güzel iklim koşulları mevcut. Şubat'ta bile kumsala gidip voleybol oynayabilirsiniz, yüzebilirsiniz. Onun dışında çalışma izni veriyor Dubai part-time. Yani İngilizce öğrenirken bir yandan da para kazanabilirsiniz. Bir üçüncü şey de uluslararası öğrenci çok Dubai'de. Yani popülasyonun çoğu İngilizce biliyor. Hatta ben gittiğimde inanın Arapça hiç duymadım. Hep İngilizce duydum sokakta yürürken. Ve çok güvenli, inanılmaz güvenli Dubai. Peki neden Malta diye soracak olursak. Yine Dubai gibi hava çok güzel. Ekonomik olarak öğrenci bütçesine uygun bir ülke Malta. English Path olarak Lemon Academy öğrencileri 9 kampüsümüzde bekliyoruz.